Basına Konya saat 08.2021. Türkiye yanıyor. Canımız yanıyor. Ülke yangın yerine döndü. Yönetemiyorsunuz. İstifa edin. İktidar içinde bulunduğumuz yangın sürecinde, yangınla mücadelede politik, yasal, kurumsal ve teknik olarak ve kontrol altına alınamayışının nedeni iktidarın rantçı, talancı politikalarıdır. Sermayenin iklim krizine yol açan politikaları ve yangın, sel ve bu gibi durumlarda süreçleri yönetmekteki acizlikleri ve umursamazlıkları tüm canlıları yaşamış yaşamlarımızı çekilmez hale getirmiştir. Yangınların ortaya çıkış nedenlerinden en önemlisinin iklim değişikliği, küresel ısınma ve enerji ve madencilik projeleri, aşırı yapılaşma ve imar faaliyetleri, endüstriyel hayvancılık gibi faaliyetlere son verilmeden iklim krizini de yangınlara da engellemek mümkün değildir. Sabotaj gibi nedenleri öne çıkaran iktidar, beceriksizliklerini örtbas etmek ve gerçek nedenleri saklamak için ırkçı politikalara sarılmaktadır. Bu politikayı kınıyoruz. İklimi değil, sistemi değiştir. İklimi değil, sistemi değiştir. 1. Bilgi akışının sağlanması için acil olarak bilim insanları ve teknik uzmanların da içinde yer aldığı bir koordinasyon merkezi kurulmalı, yangın süreci iyi yönetilmeli ve bu merkezin basın bürosu aracılığıyla basın ve kamuoyuna günlük yaşamı doğru bilgi akışı sağlayacak. Yanılma ve söndürme çalışmaları için kiralık değil, devletin kendi filosunda gerektiği kadar uçak, helikopter, yangın söndürme aracı, arazöz, diğer makine ve ekipman hazır bulundurulmalı ve yeterince nitelikli personel istihdam. Tüm resmi ve özel kurumların, tüm büyük küçük yerleşim yerlerinin acil yangın önleme ve müdahale planları hazırlanmalıdır. 3. Kemerköy Termik Santrali'nin yanması haklı olarak büyük panik yaratmıştır. Termik santrallerini ve nükleer santrallerin zararları dışında yangınlar sırasında ne kadar tehlike yarattığı ortadadır. Termik santraller kapatılır. Termikler kapatılsın. Nükleere hayır. Termikler kapatılsın. Yerine bilim insanlarının önerisi doğrultusunda bölgenin ekosistemine uygun doğan bilimsel rehabilitasyon yöntemleri uygulanmalıdır. Yanan yerler asla enerji, maden, turizm, konut gibi projelere açılmamalıdır. Kirazlı altın madeni proje alanı ve diğer tüm maden alanları da şehirleşme ve imar faaliyetlerinde bilimsel olarak hazırlanacak yangın yönetmeliğine uyulması sağlanmalıdır. 6. Yangında çok sayıda canlarımız yanmıştır. Yanan bölgelerde ve çevrelerinde avcılık acilen yasaklanmalıdır. Yanıyoruz! Yanıyoruz! Yanıyoruz!
Orman candır. Para puldur. Orman candır. Para puldur. Orman candır. Para puldur. Gidin. Yeterli personel ve teknik donanıma sahip birbirini gözetecek gözetleme kuleleri, dronlar ve helikopterlerle ormanlar 7 gün 24 saat izlenmeli ve erken uyarı sistemi oluşturulmalıdır. 8. Kritik bölgelere özellikle ulaşmasına izin verilmemelidir. 9. Orman Genel Müdürlüğü küresel ısınma ve iklim krizine karşı ekolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel somut önlemleri almalıdır. Küresel ısınmaya karşı bilim insanları ile birlikte eylem planları hazırlamalı ve bu planları hiçbir politik kaygı gözetmeden kararlılıkla uygulamalıdır. 10. 2020 yılı sonuna değin tam 42 kez değiştirilen 6.831 sayılı Orman Kanunu acilen yeniden düzenlenmeli. Ormanları, enerji ve madencilik projeleri, turizm projeleri, yaşamaya açılmalı ve orman ekosisteminin korunması esas alınmalıdır. Orman ekosistemi ekonomini bozan ve yangın olasılığını artıran tüm faaliyet ve projeler bilimsel olarak incelenmeli ve uygun olmayan faaliyet ve projelere izin verilmemelidir. 11. Canımız, ciğerimiz, Kaz Dağlarımız ve çevresinde de yangınların çıkmaması için tüm kamu kurumlarına gerekli önlemler almalıyız. İKMİ Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Burhaniye Çevre Platformu, Ekoloji Birliği, Kaz Dağları Ekoloji Platformu, basın açıklamamız, Edremit Demokrasi Platformu'nun da aynı zamanda desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Yanıyoruz. Yanıyoruz. İstifa edin. Yanıyoruz. Yönetemiyorsunuz. İstifa edin. Yanıyoruz. Yönetemiyorsunuz. İstifa edin. Katılımlarınız çok değerliydi. Hepinize çok teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, Akbelen Çadırlı Direnişi'ne dernek olarak destek vereceğiz. Ve yardım da götüreceğiz. Buradan duyurularımızı zaten yaparız. Desteklerinizi verirseniz.